Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 3'ün 37. maddesinden dolayı söz almış durumdayım. İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesine bir bent eklemek istiyoruz. Diyoruz ki ülkemizde çalışan askeri ücretlerin maaşına haciz gelmesin. Değerli arkadaşlar, İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesi haz edilmeyecek mal ve hakları, 83. maddesi kısmen haz edilmeyecek mal ve hakları düzenler. Ve burada çalışan ücretinin en fazla 1/4 oranında maaşının haz edilebileceği düzenlenmiş. Değerli arkadaşlar, ülkemizde çalışanların %50'si asgari ücret almakta. Maalesef ki milyonlarca asgari ücretli icra kapılarında. Bu hayat pahalılığında, bu yoksullukta icra tehdidiyle, bir de icra tehdidiyle hayata devam etmeleri imkansız. Merkez Bankası'nın verilerine göre Türkiye'nin %50'si asgari ücretle çalışırken Avrupa'da bu oran %4. Yani asgari ücretliyi diğer ülkelere göre açlığa mahkum etmiş durumdasınız. Bakın, bu ucube sistemden önce 2018'de bir asgari ücretli 355 dolar maaş alırken bugün 295 dolar alıyor. Yani maaşlarında 60 dolarlık bir erime var. Sarayın bütçesi kat kat artarken bugün işçinin bütçesi azalmakta. Yazık. Bir asgari ücretli bugün 5500 lira maaş alıyor. Sarayın bir günlük gideri 18 milyon. Değerli arkadaşlar, biraz da asgari ücretlinin durumuna rakamlarla bakalım. Bugün bu ülkede 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7425 TL. Yoksulluk sınırı 24185 TL. Ve asgari ücret 5500 lira alıyor. Aslında bu iktidarın bundan, bu bakanın, bu ülke yönetenlerin bundan utanması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bakın, bir yılda taze süte %162, pirince %144, peynire %130, makarnaya %125, şeker %125, patates %31, %131, ekmek %85 artış göstermiş. Ama hala asgari ücretlinin maaşı 5500 lira. Şimdi ben size soruyorum. Oturulmayacak evlerin kirası 5000 lira. Asgari ücretli bu maaşla nasıl geçinsin? Geçinebilir diyen var mı aranızda? 4 kişilik bir ailenin ısınması için 2000 lira ödemek zorunda. Elektrik, su 1500 lira. Bu maaşla geçinir diyen bir Cumhur İttifakı milletvekili var mı? 1 kilogram et 180 lira. Bir yumurta 3-4 lira. Bir ekmek 5 lirayı bulmuş. Aranızda bu parayla asgari ücretle geçinebilir diyebilen var mı? Bakın, 1 kilo peynir etin fiyatını geçmiş. Çocuk maması 500 lira. Çocuk bezi alınmayacak kadar değerli olmuş bu ülkede. Söyleyebiliyor musunuz? Bir asgari ücretle 5500 lirayla geçinebilir mi? Şimdi bu yasa devam ederse, asgari ücretlinin maaşına haciz gelirse, olmayan 4 ekmekten birini haciz koyuyorsunuz. 4 yumurtadan birini haciz koyuyorsunuz. 4 kilo patatesten 1 kilosuna haciz koyuyorsunuz. Bakın, UYAB'a günde 25 bin tane icra dosyası açılıyor sayenizde. Bugün 2022'de sadece 8.273.000 icra dosyası açılmış. Toplam Türkiye'de 32.451.000 kişi icra kapılarında. Bu sizin utancınız, sizin yarattığınız durum, sizin yarattığınız sefalet ve milyonlarca asgari ücretlinin bu durumdayken 1/4 oranında maaşı kesilmektedir. Değerli arkadaşlar,
tamamlayın sözlerinizi. Bu durum ülkenin halini gösteriyor. Emekçinin, işçinin halini gösteriyor. Siz işçiyi, emekçiyi enflasyon denen canavara yutturdunuz. Enflasyon denen canavarın altında ezdirdiniz. Bakın bugün bir yasa geldi. Katar'a ve 5 şirkete limanları peşkeş çekmek için ihalesiz sözleşmeleri uzatma teklifi getirdiniz. Ya bir kez de halk için, bir kez de işçi için, bir kez de alın teriyle geçirenler için bir yasa yapın. Maalesef ki meclis 5 şirkete çalışıyor. Maalesef ki meclis Katar gibi bu ülkede limanlara, arsalara, arazilere, köken ilkelere çalışıyor. Gelin bir parça vicdanınız varsa bu yasaya evet deyin. Askeri ücretlerin maaşına emeklilerde olduğu gibi haciz gelmesin. Teşekkür ediyorum. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.